akşam Karapınar'da seçim çalışmamıza devam ediyoruz. Esnafları gezdik, kafedeki arkadaşlarımızı ziyaret ettik, gençlerle bir araya geldik. Çiftçilerle zaten Karapınar'da çok yoğun bir mesai harcıyoruz. Karapınar'la bir milletvekili adayımız var. Partimizin en büyük avantajı bu ve çok tecrübeli bir siyasetçi. Karapınar'ın sorunlarını belki Karapınar'da en iyi bilen kişi. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi çok kuvvetli bir listeyle Karapınar'a hizmet etmeye talip. Çiftçinin sorunlarını biliyoruz ama Karapınar'da ben bir genç milletvekili olarak gençlerin sorunlarını biliyorum. Buradaki gençler ne yazık ki Karapınar'ı terk ediyorlar. Çiftçilikte, tarımda büyük problemler olduğu için gençler üniversite sınavlarını kazanıp başka bir şehre gidiyorlar ve Karapınar'a dönmemeyi tercih ediyorlar. Bunlar hep büyük sorunlar. Yurt sorunu var bu ilçenin. İlçenin aslında çok büyük bir potansiyeli var. Dünyadaki en büyük güneş enerjisi potansiyeline sahip ama bunu yaparken bir yandan da tarım alanlarını öldürme gibi bir şey var ve Karapınar'ın dünyada ve Türkiye'de bilinen en büyük sorunu su sorunu var. Kapalı Havza'ya, Konya'ya su getirilmesi lazım. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük projelerinden biri. Genel Başkanımızın da neredeyse her konuşmasında dile getirdiği bir sorun. Ve buraya biz suyu getireceğiz. Çiftçilerimize yönelik girişimcilik destekleri vereceğiz. Çiftçilerimize yönelik kredi destekleri vereceğiz. Ve Ziraat Bankası'nı çiftçinin bankası haline getireceğiz. Bunlar bizim en büyük vaatlerimiz, projelerimiz. O yüzden Karapınar'da gördüğümüz ilgi de özellikle Kamil Başkanımızın şahsında, onun şahsına ve partimize gördüğümüz ilgi de bizi çok mutlu ediyor. Buradan ayrılacağımız sonuçta da sandıklarda çok güzel müjdeler bizi bekliyor. Başkanım, siz de kısaca buyurun. Evet, ben bütün hemşehrilerimize iyi akşamlar diliyorum. Bugün seçim çalışmalarımız içerisinde Gençlik Kolları Genel Başkanımız, sevgili kardeşim Genç Osman Kimlik bizlerle beraber şu anda esnaflarımızı geziyoruz, kafelerimizi geziyor, gençlerimizle buluşuyoruz. Her seçim bir umudu içerisinde barındırır. Seçimler bir değişimi, bir müjdeyi taşırlar içerisinde. Biz 20 yıllık AKP yönetiminin sonunda Türkiye'nin büyük bir değişime hazırlandığını dünkü Konya mitingimizde de gördük. Dersimizde çok iyi çalışmış bulunuyoruz. Siyaset tartışma olabilir, yarışma olabilir ama kavga olmamalı. Sağlık ve güvenlik içerisinde bu seçimi tamamlayacağımıza inanıyorum. Önemli olan projelerimizin yarışması. Biz diyoruz ki Konya Kapalı Havzası'na mutlaka dışarıdaki havzalardan su getirilmeli. Eğer böyle olursa topraklarımızın daha değerleneceğini, bu konuda başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, akabinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'na, Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal'a ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu konuyla ilgili bilgilendirdik. Allah nasip ederse ilk işlerimizden bir tanesi bireysel, basit, küçük düşünceler değil, Konya Kapalı Havzası'nın suyla buluşturulup neticesinde büyük bir zenginliği halkça bölüşme için hazırlanıyoruz. Kadınlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın sorunlarını enerjiden tarıma, mesela ilçemiz güneş enerjisi alanında önemli bir enerji ihtisas bölgesi. Allah nasip ederse bizim düşüncelerimiz, ben Genç Osman kardeşimle aynı duygu ve düşünceleri paylaşıyorum. Birlikte siyaset yaptık. Allah nasip eder meclise geldiğimiz zaman da ilk işlerimizden bir tanesi enerji ihtisas alanının güçlü holdinglere, şirketlere değil, altını çizerek söylüyorum. Güçlü holdinglere, çok güçlü olanlara değil, üretici birliklerine, kooperatiflere, sivil toplum kuruluşlarına ve genel başkanımızdan aldığımız söz üzerine taahhüt ediyoruz. Kadınların bulunduğu kooperatiflere zenginlik getirmesi amacıyla güneş enerji sistemlerinin kooperatifler şeklinde onlara tahsis edilmesi en büyük mücadele alanlarımızdan birisi olacaktır. Ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, tümlüğünü savunmak asli görevimiz olacaktır. Ülkemizin güzel günler görmesi dileğiyle ben bütün hemşehrilerimizi hem şahsım adına hem de Genç Osman Killik Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları adına sevgiyle selamlıyorum. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum. Sevgili gençler, nasılsınız? Ama
Yasin, buyursun. Baba, tamam.